quiere farra, farra, farra. Farra, farra, farra. Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que la amarra. Farra, farra, farra. Farra, farra, farra. Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que la amarra. Günaydın. Günaydın abi. Yolculuk var, hayırdır? Nereye? Nereye ya? Vallahi abilerimiz sağ olsun davet ettiler. Biz de gidiyoruz. Nereye? Burası nereye? İstanbul. İstanbul'a mı geldin? Abi işte İstanbul, aktarmalı gidiyoruz bir yerlere. Nereye gidiyoruz? Siz söyleyin abi. Bogota. Bindik alamede gidiyoruz bakalım. Kıyamete. Suat Yiğit'in peşinden dünyayı geziyoruz. Adam sonumuz ayrıydı. Yalnız adam işi bak ne kadar ciddi adı görüyor musun? Bak tabii ki biz her zaman, her zaman. Yani kütüre bak. Bak bak, kütüre bak. Ama çok kıymetli misafirlerim var bugün. O yüzden onları misafirliyoruz. Ben sevgili sponsorum. Staffıyla. Bizim için özel tasarladığı kıyafetlerle. Bizim de sponsorumuz olmadığı için paramızla aldığımız kıyafetlerle. Ne yapalım? Valide, valide sucuk kaşar koyduk biraz. Üç, onunla idare ediyoruz bir hafta. Üç gün kaşar sucuk. Türkiye'den gelirken. Kolombiya'ya gidiyorsun. Kolombiya'nın nesi meşhur? Tabii söyleyemeyelim. Söylemeyelim. Kat kahvesi. Bunun bir şey daha meşhur ama buradakiler hiçbir sigara içmiyor. Aksiliğe bak. Evet. Tamam. Değil. Berlin değil, Bogota. Değil değil, Bogota uçağı. Bogota. Yanlış ülkeye göndermemizi. Berlin mi? Recep İvedik gibi Konya diye Keyif'e gittiğimiz. Salon P'ye ne yapıyor? Bogota diye Berlin'e gittik abi. B'si tutuyor. Allah Allah, uçak erken indi falan. 3 saat sonra. Uyuyakalırsan Panama'dasın. Ersen abi geçen uyuyakaldı, Panama'da uyandı. Anladım, minibüsçü gibi ama dat dat. Havaya bak, havaya. İstanbul'da bak, fırtına. Of. Kötü kalpli, kötü niyetli kara bulutlar. Biz nereye gidiyoruz? 35 derece Nail abi. Çok ha? Kötü niyetliyiz. Biz de kötü niyetliyiz. Evet sevgili dostlar. Nail abi dedi, siz dedi ekonomideyseniz ben de ekonomide oturacağım dedi. Vallahi arada bir halk tecrübesi inmek lazım. Ayrılamam sizden dedi. Ortamızı aldık onu. Bizi makasla kırmadı. Makasla. Gereken iki adamın arasındayım. 13 saat boyunca beraberiz. Evet. Vakam ne oldu gelince? İnene kadar yüz kaslarımız gerilir abi. Nail abi bize böyle gülmekten. Zaten tuvalete yazıyız. Ben şimdi şöyle oturacağım. Kaç para? Bir euro alırsın. Kolonya var. Kolonya için. Şuradan peçete. Kolonyacı peçeteci. Tuvaleti kaparım ben. Her başka yer bana mı? Burası bir euro. Altın seviyesindekse de bu kadar demedik yani değil mi? Kolonya var. Biz Bogota'ya iniyoruz. Aslında seyahatimiz bizim Costa Rica'ya. Bogota'ya gitme sebebimiz de şu. Costa Rica'ya direkt uçak yok. Bogota'da aktarma yapılacak. Aslında biz ne yaptık? 13 saat Bogota'ya uçup Bogota'da bir gece dinlenip ertesi gün 1,5 saatlik yolculukla Costa Rica'ya geçiş opsiyonunu kullandık. O yüzden Bogota'ya gidiyoruz. Yani kısa da böyle bir sokaklarda gezeceğiz. Göreceğiz. Kaçırmazlarsa bizi ertesi gün Costa Rica'ya geçeceğiz. Ertesi gün havalimanına gideceğiz. Yok çok güzel, güvenli bir bölge. Çok güvenli bölge. Son laflar. Son laflar, çekim dönersin. Çok güvenli laflar. Şehir çok güvenli ama biz yokuz. Buradan veda çevirmeleri varsa şimdi lazım. Kamera burada gelin. Son vedalarınızı yapın. Abi öyle diyorum. Hakkınızı helal edin. Sevgili kanal. Siz balık için neler katlanıyorsunuz? Şu kanala çekim bak, yapalım size. Hala abone olmayanlar var. Bak, bu videoyu izliyor ve abone olmuyor. Çok nankör. Ama bak abi şöyle bir şey var. Abone olmayı bilmeyenler de var. Nail abicim lütfen abone davet edeceksin. Sen, bak, sen eder seni kırmadın. 100 bin abone birlikte de acayip sürprizlerimiz var. Demin ne yedik? 100 bin abonede Nail abi dedi ki patron çıldıracak. Ya zaten çıldırdım ama bu sefer öyle böyle değil bak. Hadi eller çalışsın. Patlıyoruz. Patlıyoruz. Karşılama servisimiz var. Ama böyle, böyle bir şey kimde var? Yani gördüğünüz gibi yani çıta çok yukarıda arkadaşlar. Evet. Yani konu, komşu, oğlum, kombalar, akraba, tarikat.
kim varsa hani yapın yüzüne ne kaldı? Abi ama bir şey söyleyeceğim ya, baksana gerçekten balık tutma ekmiyor muyuz bir şey? Bak kameranın arkasında kim var? Serhat. Bugün en iyi kameramanı Serhat var. Evet. En iyi droncusu, en iyi kameramanı, en iyi editçisi. Çantaları gördüm. Ulan Cevat Kelleoğlu gerçek. Ayaklı, ayaklı doğmak adam. Cevat Kelleoğlu'yu güncelliyoruz. Ayaklı Serhat. Doğum. Serhat olarak. Ayaklı Serhat, Serhat Kelle olarak güncelliyoruz. Ben de Serhat'a bakıyorum. Ben ayakta yapıyor bu adamlar. Çökmüş onlar. Elinde bir ışık bir yerde. Bu adamları çekiyor. Bu adamlar kim acaba? Niye ekonomide uçuyorlar? Adam bize çok mutfağı olacak şimdi ha. Garip garip bakıyorlar Serhat. Yerliler el oyması malzeme satıyorlardı Panama'da. İlk defa insan görürüz ama ormanlarından. Bize geldiler, biz de bütün pazartesi almayız dedik, alamadık. Hayır, ağaç kavuğundan oyduğu şey 100 dolar istedi ya. Evet. Yani şöyle şu kadarcık bir tabak, tamam. 100 evet, dolar. Pahalıydı ama abi ya. Biz de Kayseri pahalı gibi ya. Bilmediğine yarı fiyat verdi. Yarı fiyat verdi, o da yemedi. Yok, 70-80 de kabul etmedi. En son biz seçtik şuna, şuna verelim, bence, bunu verelim. Bence dediğimizi anlamadılar. Yok, anladılar biz ya. Pazarlık sünnet dedik ama onu da anlayamadılar. Anlamadılar. Ne demek istiyor? Adam sünnet ne demek dedi, şimdi onu nasıl anlatalım? Kesiyoruz falan ha. Sünnet mi hayır diyor, atıp kaçıyormuş tabakları. Ama şey çok enteresandı ya. Biz oraya Viking 50 ile gitmişiz. Evet. Ekipmanlar falan. Adam böyle dizi üzerindeki kanoyla geldi. Yanımızda iple, bildiğin çamaşır ipiyle böyle balıkları tuttu. Gitti. Akşam o acayipti. Onlar... Hep diyorum balığı tekne değil, balıkçı tutar. Evet. Arkadaş. Abi, bu ara sanki senin de bir basiretin bağlandı. Benimki çözümde bağlandı. Abi ne oldu ya? Adam ben ne zaman yatan balık tutuyor. Ya beni misafirime arasına götürüyor. Ben anlamadım bu işimi. Şimdi konsere kadar çözeceğim bu işi. Şimdi benim basiret çözüldü. Çözüldü. Evet, bir ara benim bağlıydı, benimki de çözüldü. Biri var. Bağlısın. Sırayla geziyorum. Sırayla bağlayayım tabii. Ulan var ya bak. Sen kimsen, seni bulacağız. Gelin. Oğlum beni de salın beni be. Bir salın be. Hala bu gülüp de sattı bu arada. Sattın? He. O hadi hayırlı olsun abi. Hızlıyım oğlum. Artık deniz işinden bıraktım. Baktım balık tutamıyorum. Vallahi her şeyi satıyorsun. Valla balık tutamayacak. Ekipmanları vereyim dedim. Bu işe emekli olayım. Gidim kahvede okuyor muyum? Gulet iyi olmuş ama. Tamam, öbürü gelecek. Öbürü geliyor mu? Kısmet yok, bekliyorsun. Onu da satıyor. Her şeyi satıyorum. Bundan sonra karavanla geziyorum. Suat'ın arkasında. Hala benim ekime dahil oluyor. Karavanla dolaşıyoruz. Orada koy. Canlı yayın yapıyorum. Diyoruz ki arkadaşlar buradayız, gelin. Ama var ya, bir karavan yapılıyor. Bir karavan yapılıyor. Yok öyle söyleyeyim. Bak, kalorifer var. Kalorifer sistemi, kombi var içinde. Çok güzel. Harika. Kliması. Akla ne geliyor? İşte dışarı mangal koydun, hazır tüp çakı. Baba var mı? Bisiklet aparatı. Her şey var. Kestane mestane. İşte mangalı var. Tutuyor. Hazır dışarı bağlı. Kestane yapıyorsun. Onu tuttun. Şeyi elektrikli açılıyor. 5 metre tentesi var. Fırından tut ocağa. Sen şimdi buradan çıkıyorsun böyle Trakya üzerinden. Çanakkale'den, Ecevap'tan, Gelibolu'dan. Şimdi şöyle, Serhat zaten bu kamp karavan işlerini seviyor. Ben Serhat olmasa almazdım karavanı. Allah biliyor yani. Eyvallah. Çünkü o da bir iş yani, karavanı çekip çevirmesi, götürmesi, etmesi falan. Serhat dedi ki bana karavanı al abi, ben karavanda yaşarım. Oo, tam Serhat'a gittik göre. Gittik bir yere koyduk mesela. Ya. Ben de gideceğim, geleceğim işte. Bakalım nerelere gideceğiz. Ben sana söyleyeyim, sadece Ege Akdeniz düşünme abi. Karadeniz'e mesela Fırtına Deresi'nde. Her yer yazın. Rize'ye gideceğiz. Haydar'a çıkıp Fırtına Deresi'nde mesela. Alabalık, yokuşa alabalık. Karavanın ruhsatı senin üzerine mi olacak? Evet. Abi orada şeye bile basar gideriz ya. Yurt dışına. Tabii Romanya, Romanya falan. Yapıyoruz abi. Veya şeye ülke kadar. 4 kişi seyahat edebiliyor. 4 kişilik koltuk taktırdım. 2+1 tamam. Oluyor onlar normalde. Tamam. Yani resmi olarak. 4 tane şey koltuğu var. Tamam. Otobüs ama arkada yatağımız, matağımız, her şeyimiz var. Hırvatistan bile yapılabilir yani. Vallahi. Oran abi gidiyor işte. Oraların arabayla gidiyor. Dünyayı gez abi. Karavan. Türkiye'yi bitiriyor. Türkiye cennet. Bunun daha Türkiye, doğusu var. Karavanın güneş panelleri, Şafsat'a kadar gideriz abi. Litimiyon aküleri, tuvaleti, muvaleti, her duşu, banyosu ayrı. Bak Beyşehir'den bir takipçi yazmış. Gelin Beyşehir gölünde balık tutun falan. Ya şimdi her yerde olmuyor şey işte o. Ama şimdi karavanla git. Tabii. Oralara göl möl diyorsun. Tekneyi de götürmene gerek yok. Sadece karavana atla. Al spin kamışlarını, bilmem neleri falan. Zaten iç sulara git. Lokal balıkçılarla zaten hemen kontağı kurarsın. Tabii. Sen iç yere gidiyorum dediğin zaman. He, bundan sonra duyuracağız. Biz diyeceğiz, hafta sonu örnek veriyorum. Balıkesir'deyiz arkadaşlar. Şuraya çekiyoruz. Herkesle de buluşacağız böyle. Ayvalık Cunda'dayız. Gel orada gel. Bu sene konsept meydanda değişiyor. Odun ateşinde tuttuğumuz balık gelmeyeceğiz. Ondan sonra balığı da tut, pişir, yoksa en kötü tavla oynarız. Yani et alıp pişiririz abi, en kötü ne olacak? Oradakiler bize yedirtmezler ya. Balık herhalde en kötü gideriz. Köpes, küpes, lüpes, soktan alır, onu alır, ne yaparız? Kapşa geçiyoruz. Adios amigos. With Megan Fox or Charlie Chaplin, oh well.
modundayım beyler. Pijamalarımı da giydim. Rahatsız etmeyin bak. Gördüğünüzde takarım. Çok... Aman. 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 Şu an hazırım. Daha yeni yedik be. Ne yedik diyeni abi ya havaalanında kaç saat oldu? Dünyaları yedik daha ne yiyeceğiz? ye oturuyoruz hareket de yok. Gerçek belki bir de kazımıza benimkini de alayım da sana vereyim. Allah abi valla yumurta yumurta bir şeyler vardır yani götürürüz. Ben yani... siyah aviyar alayım. Biraz somon füme var. Tüh yine business'te zannettim kendimi. Beyaz peynir, iki dilim. Salatalık, bir tane zeytin. Alayım. Burada yulaflı mafe var. Rica etsem. Yoğurt, yulaf. Teşekkür ederim. Tek bir tane üzüm. Ayrıca da sıcak tabağımızda da. Benim en var herhalde. Omlet, evet, mantar ve küçük bir tost. Yatarı su. Ve ekmek. Sıcak. Size afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Son bir saat mi kaldı? Yorulduk be. 1 saat hakikaten. Bittik ya. 3 film izledim valla. Ben oturmaktan bir yerlerim ağrıyor. Tepsi oldu mu abi? Sen ne diyorsun? 1 saat dönüyorum, 1 saat oldu. Nasıl bir şey? 14 saat mi? Kaç saat? İçler dümdüz oldu yemin ediyorum. Allah'a şükür. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. O araba telefon. Bye bye. Evet. İndik. Yorucu bir seyahatin sonunda. Geçiyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim. İşte geliyor. Özel harekat. Yasak kardeşim sigara. Nail abi çıktık sonunda. Ersan abi. Okay. Nihayet. Okey. We are ready. Ne olmuş nereye girmek ya? Neyse ki sığabildik. Evet. Şu an Doğruca Otel'e gidiyoruz. Evet, Berk sağ olsun check-in'leri de hallediyor. VIP phishing tur farkıyla. Bütün işlemleri hallediyor. Formlarımızı doldurmuş. VIP transferimizi hazırlamış. Şu an check-in'lerimizi yapıyor. Akşam nerede yemek yiyeceğimize kadar araştırmış. Sağ olsun. Güzel. Otelimiz güzel. Tünel, balığa giden tünelmiş. Okay. Balık yolu. Balık yolu. Buradan tamam. Geçen ulu malın tutuyor. Evet. Akşam 9'da yatmışım. Ama gece 2.30'da kaldım. Ben 1.30'da kaldım. Uyku yetmiş yani. Vay be. Aralık ayının 22'si. Havaya bak. Büyük güneş. Hele Costa Rica yanacak. Kışın diyorum. Türkiye'ye hiç dönesim yok. Sıcak diyarlarda olmak istiyorum kışına. Costa Rica'ya ineceğiz şimdi. Şort tişört komple döküleceğiz. Terlikler, merlikler. 35 derece çünkü. Rengi tutturacağız yani. Ama kaçı olacağız. Anlatıyordum ne kadar güzel. Bak Aralık ayında hava süper. Bu bölgenin Latin kızları güzel. Hani bekar arkadaşlara yol gösterdim. Bu bekar bir sen varsın kendine yol gösterdim. Ben zaten bekar arkadaşlara yol gösterdim. Sen buradan bir şarkı patlat. Evet biliyorsunuz bu bölge Güney Amerika özellikle Pro'da dünyanın en
meşru yerleri yani prolar buralarda yapılıyor genelde. Türkiye'de de pro içen arkadaşlarımız var. Mesela sevgili Tamer Köseoğlu örnek olarak veriyorum. Bir sürü arkadaşımız ya o bölgeye giderseniz bize pro getirin dediler. Biz de şimdi pro yapan, satan bölgeye geldik mağazalara biraz alışveriş yapıp dostlarımıza hediye götüreceğiz. Ben sigara kullanmıyorum biliyorsunuz. Evet, Kolombiya'ya gelip de kahve almadan olmaz tabii. Geldik kahvelerimizi alıyoruz. Burada çekirdek halinde, öğütülmüş halde de var ama çekirdek halinde vakumlu poşetlerde alıyoruz. 250 gram ve 500 gramlık iki farklı paket. Hem lokal prolardan aldı misafirlerimiz hem de güzel kahvelerden aldı. Bakalım Türkiye'de bunları öğütüp belki karavanla turları da içeceğiz, orada gösteririz. Evet, yüklerimizden kurtulduk burada. Berkçim. Evet, bayağı verdik şey. Eş dost niye içiyorsa bunları? Kahve ve puro. Kolombiya. Kolombiya, Costa Rica deyince. Costa Rica'dan da bir bu kadar alacağımızı ben tahmin ediyorum. Yani dönüşte valize koyabiliriz evet. Yemekler. Bitti alışveriş. Şimdi havaalanına geçip havaalanından Costa Rica'ya doğru geçiyoruz. Biz çekiyoruz derken bizi çekmeye geldiler gördüğünüz gibi. Beyler yakalandık. Çekeni sonra çekiyorlar Suat abi. Ha? Burada da mı çekmeyin ya? Kim kimi çekiyor belli değil ya. Çekmeyin. Ekonomi nasıl diye soruyorlar abi. Telefonunu göster diyelim mi? Aç telefonu, çıkar telefonunu diyeyim. Bırakın kardeşim şoförümüzü, yola gideceğiz. Hadi. Vay. Şoförümüz meşhur bir adammış meğer. Biz tanımıyormuşuz. Evet be, geldik sonunda Costa Rica'ya. Nail abi. Geldik. Yaz Mete'nin valiz kayıp. Evet. Çok sıcak ve bunaltıcı bir hava. Karşıladı. Sen montlasın hala, çıkarsan abi. Biz İstanbul'dan geldik. Oynayacak vakit bulamadık. Herkesin geldi, bir tek Mete'ninki gelmedi. Bant durmuş. Bant bitti. Şimdi kayıp valiz başvurusu yapıyorlar. Gelirler şimdi zaten. Zaten abi bu gece burada merkezde kalıyoruz. San Jose'de, Sheraton'da. Yarın sabah da Los Cielos olur. Turumuz devam edecek. Yarın ilk asıl macera yarın başlıyor, doğru mu? Evet. Bu zamana kadar reklamlardaydık. Fragman. Fragman bitiyor. Filme başlıyoruz. Evet. Birazdan otele geçeceğiz zaten. Hadi burada kapatalım. Sonra yine buluşuruz. Ayrılmayın sakın. Debe ser que tú tienes algo que contra no es tan fácil. Pero eso es que quiero más, yes, más. Yes. Yo soy tu VIP, tócate, porque tú a mí haces feliz. Me queda presumir, ay de ti, qué bonito verte sonreír. Yo soy tu VIP. Bütün bu alan yani kaç milyon metrekare sadece balık tutmak için yapılmış abi, öyle düşün. Vay 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 diyorum. Ha, nasıl giriş? Harika. Burası dünyanın da sayılı golf resortlarından biri. İşte adam hem golf oynuyor hem balığını tutuyor burada. Ama şey, peyzaj falan görüyor musun? Efsane canım. Yani? Yok, ciddi bir para harcanmış yani. Çılgın bir yer. Bizim üniversite kampüsü bundan ufak. Yıllık 11 milyon dolar peyzaj bakımı vardı üniversitenin. Bak buradan ufaktır yani. Bizim kalacağımız yer burası bu arada. Yani sağda, Ersan abi, Nail abi, size yakışır bir yere getirdik sizi yani. Evde. Evin altında havuz var. Sağda diyor. Muhtemelen. Bak abi şurası marina. Bak burası marina. Hepsi fishing boat. Buradan sabah balığa çıkacağız yani. Ama bizim gibi onlar yüzlerce tekne çıkacak yani her gün. O zaman San Silvio burası San. Ve burada şey restoranlar, oldu, dükkanlar. Evet, ofise geldik. Ben check-in'i yapayım abi. Okay. VIP turizm yine her şeyi hallediyor. Biz direkt teknelere daldık. Tekneleri görünce kendimizden geçtik. Bakar mısın? Fishing boat cenneti. Herhalde abi dünyada balıkla tane ilgili yapılmış en iyi alan burası. Ben zaten tekneleri gördüm. Bütün şu an onlara kilitlendim. Bütün her şey oraya.
Oraya konsantre. Vay 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 vay. Buraya gelince zaten lüksün dibine düşüyorsun. Ya burası nereye? Abi sen tiyarası olan bir adamsın ya. Niye öyle bir hisse kapıldın ya? Vay vay vay. Nasıl? Vay vay vay. Burası dünyanın balık merkezi. Tekneye bakar mısın önümüzde durana? Nedir bu abi? Contender demiş. Param olsa ben abi de bilsem. Büyüklüğüne bakar mısın? Vikinglere falan bakıyor. Burası başka bir dünya ya. Şey... Ha? Psikolojim bozuldu diyorsun. Nail abi. Nasıl buldun? Ya acayip buldum. Yani dünyada bu kadar sadece balıkla ilgili böyle bir yatırım başka bir yerde yok. Restoranlar müthiş, konaklamalar müthiş, tekne, marina. Gözümün alabildiği yerde balıkçı teknesi var. Ama her biri dünyanın en iyi marka tekneleri. Donanımlar, müthiş tekneler. Yani şeyi yok, benim teknem var falan diye buraya bir gelip moralini bozabilir. Şu Vikinglerin falan haline bak. 72 Vikingler, 85 Vikingler, daha farklı markalar var. Tavura baksana zaten şeye çıkmış adam neredeyse. Arşa çıkmış adam. Televizyon vericisi gibi. Biraz hakikaten psikolojimiz zor. Abi sizin psikolojiniz bozulursa biz yandık yani öyle. Vay vay vay. Ama yarın bizi çok keyifli bir gün bekliyor. Yani ortam zaten inanılmaz lüks mekanlar. Bu arada gerçekten bu Los Llanos. Hani bu Costa Rica'nın kurtarılmış bölgesi. Normalde dışarıdan biri giremiyor buraya. Sadece dünyanın her yerinden, Amerika'dan, Avrupa'dan balık sevdalısı insanlar gelip burada abi bir hafta kalıyor. İşte biz. Balık tutuyor. Aynı biz işte. Aynı yani. Biz. Bizi tarif ediyor. Yani ben burayı Berke'ye de anlattım uzun zaman. Ben kendi imkanlarımla geldim yıllar önce kendim organize edip. Burayı dedim rotana al çünkü burası eşsiz bir yer. İnsanlar izlediğinde buraya gelmek isteyecek. Hele yani, yakaladığımız balıklardan sonra. Ben şöyle coğrafyaya bakıyorum. Yani bir kere coğrafya inanılmaz güzel. Üç tarafı müthiş bir yeşillik, orman. Evet, hemen tropik. Tam ağzında bir tane ada. Böyle doğal bir marina olmuş. Yapmışlar. Çok şık bir marina. Bir daha burada deniz hep böyle. Fırtına çok yok. Çok şık mekanlar var. Tertemiz, pırıl pırıl. Zaten içeriye girdiğin zaman anlıyorsun mağazaların hepsi çok şık. Yani ya hiç balığa çıkma, sadece bu tekneleri bile seyretmek büyük bir keyif. O kadar söyleyeyim değil mi? Evet. Yetti diyorsun abi yani. Abi sanat şahsiye geliyor. Şu Vikinglere falan bakar mısın ya? Sanat şahsiyede. Benim teknem var diyenler önce burayı bir görsün de. Gerçi bu işin de bir sonu yok. Hani denize çıktığın zaman o teknede, şuradaki daha abi, makul teknede. Abi tekne tutmaz balığı, balık tutar. Ha, ama aynen. Burada herkes tutuyor zaten abi. Burada balık da çok. O zaman niye büyük tekne alıyorlar? Bunu bana bir açıklayın. Hayır. Şimdi buna mesela baya üst düzey misafirler geliyor yani. Dünyanın en zenginleri buraya geliyor, onu biliyorum. Ya ben dedim ya, Costa Rica'dan da ev alıyorlar. Burası çünkü... Düşsene 22 derecenin altına düşmüyor hiçbir zaman. Evet, ben biraz emlak fiyatlarını olarak inceledim. Fiyatlar ya, da ucuz değil. Milyon doların altında bir yer yok ama yani. Ama mesela şöyle, ben şimdi biraz baktım internetten, 300 bin dolardan başlıyor. 5 milyon dolara kadar var ama mesela 1 milyon dolar aldığım villanın 3 dönüm arazisi var. 3 bin metrekare içinde bir villa alıyorsun. Türkiye'de alamazsın. İşte Bodrum, 1 milyon dolar İstanbul'da daire alıyorsun artık. Rezidans alıyorsun abi. Evet. Şurası bir cennet. Burayı gözünüzle çıplak görmek lazım değil mi? Şu anda abi bak, bomba şeyi söylüyorum. 11 ay boyunca denizde dalga yok. Bizim Serhat, Türkiye'yi düşünsene. Bir çeksene tepeden de. Koyacağım bu görüntüyü. Yani buraya bütün coğrafyada gezdiğimiz hani yerleşim yerlerine göre şu gezilen alan, yani gördüğümüz alan bambaşka bir dünya var burada. He. Başka bir dünya yaratmışlar. Başka bir dünya yaratmışlar evet. Ama aşağı yukarı 2 milyon metrekare alanı sadece balık için şey yapmışlar abi. Bir de çok lüks güzel yapmışlar. Ya akıllı adamlar, balık tutacak insan para harcamaya abi hazır bak, insan. Ben yıllardır ne anlatıyorum kanalda? Tutulan balığın ticari değerindense balık turizmi çok daha büyük bir katma değer. Türkiye'de bu yapılamaz mı? Böyle yapılır. Bir alan yaratılır. Yapılır ama. Turizmi yapılamaz mı? Yapılır. Bilgi lazım. Çünkü dünyanın her yerine çok daha yakın Türkiye, Avrupa'ya, oraya, buraya. Burası bu kadar uzak olduğu halde bu kadar insan çekiyor. Çok akıllı bir yatırım bence. Ve balıklarını çok iyi koruyorlar abi. Asla bir yelken balığını almıyorlar. Bakar mısın? Herkesin kendi yeri var. Hiç böyle yanaşmak için tonoz monoz alma derdin yok. O değdi bana, bu değdi bana. Yok. Aynen. Çarptı girerken. Bakar mısın? Selamünaleyküm dayı. Ale ale amigo. Abi tanıdık, geçen turdan selamı çaktım diyorsun ya. Tabii tabii, anladı. Evet. Geldik Los Llanos'a. Herkes çok beğendi. Beğendiklerini ne de ben de mutlu oldum. Hep anlatıyordum müthiş çok bir beğendik. Yer. Benim aklımda Fuat'a, öyle kalmış. Fuat'a ekşiyecekti. Oo falan diyor mu? O kadar güzel ki, değil mi? Ben çok beğendim ya. Bonuslar alalım. Bonuslar. Yani ambiyans bir kere çok güzel. Yani balık illaki tutulur da. Yani. Şimdi otelimize gidiyoruz. Ondan sonra da akşam güzel bir yemek, yarın da güzel balık. Herkesin beğenmesi çok mutlu etti. Kadar este. Ben zaten geldiğim değil, aşık olmuştum buraya. Şimdi dönüyoruz otel. Gider. Ayrılmayın bir yere daha. Çanta yaparsın. Müthiş bir macera başlıyor, yeni başlayacağım.
Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres. Vamos, un, dos, tres. Sin estrés, muéstrame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Aynen, 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 aynen. Resortimize şimdi eve gireceğiz. Golf arabamızı gel göstereyim. 6 kişilik golf arabamız var. Ha, akşam restorana bununla gideceğiz mesela. Güzel bir balık restoranına gideceğiz bu akşam. Ben 7-8 yıl oldu geleli buraya. Aklımda kalmış yani, nefisti. Karidesler, kalamarlar, şey yani. Böcekler, istakozlar yıkılıyordu yani. Number one mekan diyor. Atlayacağız golf arabamıza, akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Sabah 6.30'da da en sevdiğim şeyi yapacağız, balık tutmaya gideceğiz. Evet, evimize geldik. Marina evimize yerleşiyoruz. Bizim programlara gelenler 3 aşağı 5 yukarı böyle yerlerde kalıyorlar. VIP Fishing Tours. Şöyle televizyonumuz burada. Ses sistemi, müzik sistemi. Burası yemek alanı. Burada büyük bir buzdolabımız var. İki kapalı. İçinde buz dolu olarak halde hazır. Ocağımız, bulaşık makinemiz. Burada çamaşır makinesi, kurutma makinesi var. Burada geniş bir verandamız var. Verandamızda gün sonunda istersek, arzu edersek, şu anda Beach Club'da parti var. Şöyle partiyi de hafif çekebilirsin. Evet, insanlar eğleniyor. Gün sonunda buraya gelip saat 7-8'e kadar eğlence var, havuz var açık. Akşam bizim evimizin önündeki havuz 10'a kadar açık. İstediğimiz zaman gelip burada balıklarımızı da pişirebiliyoruz. Gazlı ocağımız var. Ondan sonra da şöyle odalarımızı gösterelim. Evimizde klima açık durumda. Ayrıca her tarafta fanlar var. Kapılarımız gayet güvenli. Şöyle kapatayım. Şurada birinci banyomuz var. Burası ebeveyn odası, yani master bedroomlardan bir tanesi. Her odanın kendine bağlantılı banyosu var. Ortalama bir oda. Böyle king yatak 2 metre 2.05 yataklarda misafirlerimiz konaklıyor. Her misafirin kendine özgü büyük gardıropları var. Eşyalarını buraya koyuyor. Yedek yastıklar, çarşaflar burada oluyor. Yine bu odanın da kendine özel bir banyosu var. Bir de üçüncü bir odamız var. O da üst katta oluyor. Genelde bu odalar çift kişilik oluyor. Bu odalarda iki kişilik oluyor. İki misafir burada konaklayabiliyor. Arzu ederlerse iki yakın arkadaş. Yine onların da kendine özel güneşlenme alanları, balkonları var. Gerçi biz balık türlerinde bunları çok kullanamıyoruz. Güneşlenme alanlarında güneşlenecek vaktimiz olmuyor. Gün doğarken balığa gidiyoruz. Gün batarken dönüyoruz. Evet. Ama her odada böyle kendine özel televizyon. Her odanın da özel banyosu mevcut. Şöyle banyomuz var. Gösterebilirsin. Evet, herkese özel banyo var. Burası çamaşır odası, aynı zamanda da kasa dairesi. Eğer saklamak istediğiniz önemli eşyalarınız, paralarınızı da burada saklayabiliyorsunuz. Yedek yastıklar, nevresimler, yedek nevresimler hepsi burada. İstediğimiz zaman, arzu ettiğimiz halde temizlik hizmeti mevcut. Oda servisini çağırıyoruz. Bizim çarşaflarımızı veya kirli çamaşırlarımızı da alıp yıkayabiliyorlar. Her odanın kendi özel kliması var. İstediğimiz ayarda tutabiliyoruz. Birisi sıcak, birisi soğuk yapabiliyor. Şimdilik bu kadar. Üstümüzü değiştireceğiz, bavullarımızı yerleştireceğiz ve yemeğe doğru geçiyoruz. Açıl susam, açıl! Görüyorsunuz beyler. Ya, vay 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 vay. Adamlar yapıyor. Şimdi nereye gidiyoruz? Balık restoranına gidiyoruz abi. Seafood yiyeceğiz bu akşam. Seafood yiyoruz. Canısı, canısı. Ne oldu, drama mı aldık Kostar'ı kadar? Hiç yakışmadı. Aynı abi acıktı, acıkınca keyfi olmuyor abi. Valla açken ben değilim. Sabah kahvaltı yeri duruyoruz. Snickers ya, Snickers. Kahvaltıdan beri açız ya. Allah billahi, böyle dur mu olur kardeşim ya? Bana açayım seni ya. Tamam. Öldük açlıktan ya. Deli düründü makarna, canım çekti, inşallah vardır. Kısaları yak, kısaları yak. Oğlum, lan! Oğlum akıllı ol, akıllı ol. Altı Türk var burada, ona Allah göre. Allah Allah. Başına gelecekler de... Alır uzaklığını valla. Şeye geldik, çıkışa geldik. Kapıya geldik. Dönüşte bizi almamazlık yapmaz adam. Kaleye almıyor ya. Çıkıyor, uçuz giremiyoruz. Evet. Sağ mı sol mu? Sağ sağ. Hatırlıyorum ben. Sağ mı sol mu? Baba karşı golf arabaları var satılık. Çok güzel arabalar yapmışlar ya. Hop. Biraz önce olduğumuz gibi. Evet, şimdi halkın arasına karışık artık tekrar arkadaşlar. Oyun. Arkadaş, bunun lastikler biliyorsun havalı değil ha. Şoför, şoför. Burada da ayrı bir yer var galiba, bak.
Pelicano, aynen. Pelicano. Flamingo. İşte burası abi, El Pelicano restoranı. Burası mı? Geldi. Pelicano'nun önüne gir diyor abi. Vay vay vay. Evet, önüne gir abi. Vay vay vay. Tamam, arabayı güzel park et. Hello, hola. How many are you? Six. Six, you can put a little more. Biraz daha mı çek? Little more, more. Wait, 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 wait. Vale yok mu? Vale'ye bırakalım. Do you have vale? İşte vale bu. Next day we're outside. I'll show you. Okay, outside. Outside. Deniz kenarı. Vay 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 vay. Abi anahtar almayı unutma. Aldım bebeğim. Depoşta sağlam verdik. Arkadaş. Gitmesin. Evet. Ablacığım afiyet olsun. Kaç sene oldu? 9 sene değil mi abi? 9 sene vay oldu vay ama vay burayı vay hatırlıyorum. Buradaki lezzetler hala aklımda. İşte bir turizm dedi. Bana böyle gel. Getir, böcekleri getir. Evet, restoranımıza geldik şu anda. Restoranımız bölgede çok otantik bir restoran. Costa Rica'da yerel bir restoran ama bölgenin en iyi seafood restoranı. Neden en iyi ve en çok talep burada? Onu da hemen gösterelim. Restoran burada. Hemen döndüğün zaman Serhat'cığım gel böyle. Burası Hako şehir merkezi. Sağ tarafta ışıkları görüyorsunuz. Şöyle denize doğru 10-15 adım attığımızda deniz hemen burada. Şu anda gel git var tabi. Hafifçe deniz çekilmiş ama suyu da buraya kadar geldiğini görüyorsunuz. Burası olması lazım. Evet, hava nefis. Marina'mıza da geldik. Güneşimiz bol. Bence çok güzel bir gün olacak. Güzel bir av günü. Nail abi günaydın. Günaydın. Ne diyorsun bugünle ilgili? Bugün havaya bakar mısın? Deniz süper, çarşaf, yatık. İşte geliyor özel harekat. Nail amca bugün salıyor muyuz amca? Salıyoruz. Biz salacak gibi Costa Rica bozdu seni. Costa Rica bozdu seni. Vay, vay, vay. Tekneler, vay, katamarana mı? Ne? Katamaran da çok acayip bak. Costa Cat. Adaya madaya götürüyor herhalde. Los Sueños, Punta Cana. Sahiller. Balığa bak, balığa bak. Bak, 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 bak. Abi aşağıdaki balık en az 10 kilo. Vay be, marinanın içinde bile 10 kilo balıklar geziyor. Ne güzel ya denizleri, ne zengin. Good morning. Hola, hola. Vay be. Biz daha iskelede başladık heyecanlanmaya. Bu nedir abi ya? Böyle bir zenginlik var mı? Baksana şuraya. Ha? Good morning. Bon appétit. Aşağıdan geçen devleri görüyor musun? Ha, bak 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 şimdi. Oh yeah. Oh. Ha? Süper ya. Ha, ciddi bir şey. It's in the red snapper. Wow. Yeah. Red Snapper var abi bir tane, gördün mü? Look here, big. Brunch. Bak Red Snapper var, bak orada. Oo. Gördün mü? Brunch abi. Abi şeye bak, sinerite bak, 5 kilo. 5 kilo sinerit var abi. Oradan yem attı bir. Yani burada bir geldi. Aa bak, tatlı balık var orada, evet. Ya. Aa bak bak bak, sinerit var. Of, 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 of. Red Snapper'a bak. Bak, direkt kaptı zaten. Üretsiniz burada alsak yeter abi, akşam yeriz. Biz boşluğunda buraya geliyoruz. Artan yemler var. Şurada yala durma. Biz yala çıkmıyor ama biz buna tavız. Bu bize olur. Balıyorlar. Dediğim evet. Gibi Tronic'te her zaman iş yapıyor ama şu balıkla şak şak yapmış ama iğneye bakarsan Blue Merlin için falan veya büyük balık için
Bunu kullanacak büyük ihtimal. Yedek. Yedek de var orada. Bak şeylerin arkasında balyolar var. Bir tane de palamut var. Türkiye'de bir de şu şeyleri yapamadık ha. Abi nasıl bağlandığını aslında biliyoruz. Şu yuvarlak kurşun bir de onun kayan bir ipi var. Evet. Her şey hazır. Macera başlasın. Başlasın. Şimdi bu trolling yaparken hep bahsediyorum. Balyo balığını kullanıyorlar. Trolling için bu balık gerçekten çok değerli çünkü dağılmıyor. Sert bir balık. Derisi de parlak ve sert. Yalnız bu balığı arkadan çekerken balık dönüyor doğal olarak. Birçok balık döner. Balığın şu alt kısmına bir tane kurşun takıyorlar ki ağırlık merkezi aşağıda olunca balık düzgün yüzsün diye. Onun için yapılan işlemi şimdi çekeceğim. Yani Türkiye'de balyo balığına ulaşılabiliyor. Var bizim sularımızda. Trolling yapmak isteyenler balyo balığını nasıl bağlayacak? En azından onu göstermiş olalım. Serhat çekebilir misin? Balığın önce gözleri çıkardılar. Düğüm atabilmek için ve yağlı bir ipleri var bunların kayar. Şurada gördüğünüz gibi kurşunlara ipleri geçirdiler. Bu düğümde ipin kayar olması önem arz ediyor. Bakın çekti mi ip kayıyor. Hop diye düğüm atıyorsunuz. Normal bir ip bu kadar güzel kaymaz. Gazlamanın altına kurşunu sokuyor. İpi de yüzgeçlerin arkasından kafanın üstünden şey yapıp arka taraftan bağlayıp çekiyor. Kurşun orada kalıyor. Ondan sonra gözlerinden geçiriyor ipi. Öbürünü de gözden geçirip bir tane de kurşunun öbür tarafından düğüm atacak. Hop bu kadar. Aslında bağlaması gayet pratik. Çok zor bir işlem değil. Sadece iğneyi nereye taktığını da iğneleri de takacak çünkü ona. Onu da göstereceğiz. Bu şekilde yemleri hazırlıyorlar. Taze balyolar. Zaten yelken balıkları dorado ve yüzeye takılan birçok balık dayanamıyor bunlara. Bizim teknenin kaptanı dün oldukça fazla yelken balığı dorado, bir tane de Blue Merlin almış öğlene kadar. Tabii heyecan verici. Biz Blue Merlin'i duyunca tüylerimiz diken diken oldu. Kaptanımız çok tecrübeli. Yani buranın tecrübeli kaptanlarından biri. İnşallah bu 2-3 gün çok güzel avlar yapacağız diye düşünüyorum. Bayağı sert mücadeleler olacak. Hadi bakalım diyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Hepimiz de keyifli yerinde. Dinlendik çünkü ilk gün. İlk balıkta bütün enerji yerine gelir. Daha nereye doğru gidiyoruz? Yaklaşık bir 20 mil gideceğiz. 20 mil. Ortalama 20 gidiyorsak şu an 1 saat yolumuz var marinadan çıktık mı. Ama bu meradan sonra yarın belki daha açık meralar var. Dev kılıçların olduğu, Blue Merlin'lerin olduğu. Oraları da deneyebiliriz. Hadi bize rast gelsin diyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Macera yeni başlıyor. Gördüğünüz gibi balıkların üzerine tuz döküyor şu anda. Tuz dökmesinin sebebi balıkların daha sıkı durması. Balıklar daha sıkı ve diri duruyor tuz döktüğünüz zaman. Ve uzun süre duruyor. O yüzden hazırladıkları balıkların hepsini tuzluyorlar. Tuzda bekleyecek yani balıklar. Gevşemeyecekler. İşte ben hep söylüyorum. Zaten hepiniz de biliyorsunuz. Balık yakalamak, balığı kandırma sanatı diyorum. Burada çok ince işçilikler yapıyorlar, o yüzden detaylara çok önem veriyorlar. Şimdi bir tane Blue Merlin veya daha büyük balık gelirse kılıç onun için farklı bir yem hazırlıyor. Evet, Mayı Mayı'nın alt kısmı, bu bizim yanak dediğimiz kısmı, onu üçgen şekilde kesecek. Bizim Miami'de yaptığımız kılıç balığı avlarından hatırlarsınız, bu yemleri hazır. Florida'da satıyorlardı her yerde hazır bağlanmış. Burada kendileri bağlıyor gördüğünüz gibi. Bu yemde hedef biraz daha büyük bir balık. Bir Blue Merlin mesela. Gördüğünüz gibi bayağı ince işçilik yapıyor. Evet, şu an başlıyor dikmeye. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel.
sadece balığı olanları daha arkaya bırakıyor. Genelde balık onlara geliyor. Sadece balık olana geliyor. Şu teaserlı olanlar biraz daha kıskandırmak için. Hatta öndekilerde iğne bile yok. Yani arkasında balık var, iğne yok. Sadece balığı çekmek için yanına. Trolling takımlarını düzgün sermek çok önemli. Dönüşlerde birbirine geçmemesi için. Mesafelerini çok doğru ayarlamanız lazım. Mesafeleri doğru ayarlamazsanız dönüşlerde takımların hepsi birbirini alır. Çok da zahmetli oluyor ondan sonra onları birbirinden ayırmak. O yüzden mesafeleri çok önemli. Normalde miçolar alıyor, balığı tasmalıyor. Biraz çekip ondan sonra size veriyor. Siz mücadele ediyorsunuz. Ama biz bunda bütün her şeyi Suat abinin yapmasını istedik. Ona hiçbir şekilde karışmayacaklar. Ama amcama karışabilirler. Nasıl karışabilirler lan? Onların yaşı kadar bizim tutmuşluğumuz var. Şimdi yapalım da çokumuzu görsünler. Biz bazı lüfer tutmuşuz burada. Gelken mi tutamayacağız? Vay vay vay. Amcamdan iddialı laflar. Kalamaları ayarlıyor. Takımları serdi zaten. Şimdi arkaya da çoklu teaser atacak kıskandırmak için. Ya bunlar hep iş işte. Etraftaki bütün avcılara... Yemeği bulursak alırız. Hadi gelin bakalım buraya diyecekler. İki tane bayağı dolu teaser atıyoruz abi. En içteki outrigger'da onlar var. Onlar yukarıda galiba. Kaptan oradan kontrol ediliyor. Evet, hepsini ayarlıyor. Bakın mısın birbirine diye. Önce bir asıyor. Hepsini ayarlıyor. Çalışması için takımın. Onun yarısı suda böyle çok hafif dışarıda gibi. Tabii strike'ler ayarlanmış. Şu an çok gevşek kalama. Trolling'de biz daha sık yaparız normalde ama demek ki ilk alış anında o tansiyonu alsın istiyorlar balık. Takım kopmasın diye. Ondan sonra kendini ayarlıyorsun. Eğer geri fırra 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 eğer geri fırra 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 eğer estás esperando tiene alguien que me amarra fırra 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 eğer geri fırra 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 eğer estás esperando tiene alguien que me amarra aldı aldı abi gidiyor şu an, gelmiyor bir şey. Hemen open bir ben aylay. Yırılıyor. Evet, bayağı büyük bir marlin geldi bu arada. Bak takıma gelmiş tabi. Tek hoş olmadı. Kendi adımıza. Bayağı büyük marlin. İyi oldu ya, mücadele olacak işte. Evet, balığa doğru gittiğimiz toplayabiliyorum. Evet, gidiyor balığa doğru gidiyor. Normalde o balığı öyle çekemezsin. Biz ona doğru gidiyoruz abi şu an. O yüzden bir tansiyon hissetmiyorum ama birazdan durduğumuzda veya o yön değiştirdiğinde onu kıpırdı açıp muhakkak açalım mı? Yoklamadım. Kapattı ve açma dedi nedense. Bayağı yaklaşık. Kapalıyı ben de zaten gideceğim. Yok kalan oldu mu? Aldı. Bayağı aldı. Bak böyle mi yapsam böyle tam yol gidiyor ya, biraz orada kumluk yaratıyor. Bize bir saniye duygusu aldı. Tantum otağı toplamış aslında, buranın altı çöldü. Balık altına abiye geldi. Elince kavuşa geldi ha. Yiyince kamuza dev bir balık geldi ya. Dev bir balık geldi şu anda. Balığı şimdi daha yeni hissetmeye başladı. Yazdığımız mübarek olsun arkadaşlar. Biraz uzun sürecek bu iş. İşte geliyor. Özel harekat. Kafa vurmuşlar başladı mı? Yani daha kafa kaldırmadı. Daha gitti. Daha yüzeye geliyor bakalım. Tamam. Tam, tam profundo, ne pregunta? 80 metre bitirdik. 80 metre. Oo, altı kuruş yapıyorum, kalabayı sıkıyorum, çat kopuyor. Nail abiden sabotaj. Oy! Hadi bakalım.
Hep kalama oluyor sanki. Çok kısa sürmeyecek abi bu. Ha? Çok kısa sürmeyecek çünkü oturtma makine. Bak makineye geldi ama iyi öyle oldu. Biz halledebiliriz o yöntemi. Later, later. Nereye geldi? Abi güvertiye balık sıçrayabilir, dikkatli olsun. Hastanemiz jumping. Ella se lo canta como si fuera un niño. Ella quiere farra, 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 farra. Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que me amarra. Farra, 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 farra. Ella quiere farra, farra, farra. Ella está soltera, no tiene alguien que me amarra. Como tú vives, como tú vives, te cuento. De Chile, tu plan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives. Como tú vives, como tú vives, te cuento que tú eres una por ahí de miles. Estás más buena que Paloma y no eres de Chile. Tu plan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives. Es el proceso, no lo que vale, solo disfruta si amo normal. Yo soy la cura para tus males, yo soy un pro para sus desamores. Suena bien, Sanía. Geliyor, geliyor, geliyor. Bence biraz aşağı inebilirsin Serhat. Please.
Ayrıca unutuyorum ben. İlk oldu ya. Evet. Sami de Ahmet sanıyor abi. Abi tam altı. Çok iyi. 100 kilo üzeri mi buluyor Marlin? Evet abi çak. Nasıl buldun abi? Mücadele nasıl? Çok iyiydi ya. 100 kilonun üstündeydi. Harika bir balıktı bence. Çok keyifliydi. Çok güzel. Daha sahilinde gitti. Hiçbir zararı yoktu balıkta. Çok keyif aldım ya. İyi mücadele oldu. İşi çok iyi biliyorlar tabii. Balığın üstüne gitti direkt. Yani çok yormadı beni. Normalde böyle balıkla birkaç saatte mücadele edebilirsin. Ve 30'luk bir makineyle çektik. İnce bir takımla. Kalama açıktı yani. Valla ilk balığımızın Blue Merlin olması inanılmaz bir şey yani. İlk balığımız Blue Merlin. Efsane bir balık. Sen İnşallah. Herhalde, sen herhalde bir önceki geldiğinde Blue Merlin almamışsın değil mi burada? Yok, burada Blue Merlin almamıştık. Ama 40 küsür tane... Seyirsmiş almıştık. Dorado'lar, Yellowfin'ler ama... Yani şu an bundan sonrası keyfe döndü yani. Blue Merlin aldık ya. Bundan sonra relaxsız ne gelse mutlu olacağız. Bence çok güzel bir balıktı. Buralara geldiğimizde değdi yani. Bu balık şu an... Bütün geziyi bitirdi. Ha, daha ilk indirdik de Blue Merlin yani. Gezi bitti abi, gezi bitti şu an. Kapatıyoruz abi, dönüyoruz. Havuz parti, arayın doldursunlar havuzu. Havuzu dolduruyoruz. Havuz parti. Valla çok iyiydi ya, çok iyiydi. Ama daha çok balık yakalayacağız. 3 gün buradayız, ilk gün daha ilk saatleri. Devam, hiçbir yere ayrılmayın. Şavlar geliyor. Şantıyla ultraların peşinde Blue Merlin'ler var. Görüyoruz deminden beri vuruyor vuruyor alamıyor. Demin bir vurdu alamadı. Bekliyoruz. Ersan hazırlandı. Sıra Ersan abiyle son masajlar. Evet, ısınma hareketlerini yaptı. Evet. Ersan Kutural oyuna giriyor. Evet, teknik direktör çağır değişikliği, oyunu değişikliği. Oyunu değişikliği. Hazırlanıyor genç Ersan oyuna giriyor. Dakika 80 evet. 87 dakika Nail Tural oyundan çıkıyor. Ersan Kutural oyuna giriyor. Bu sene transfer olduğu için performansını çok arttırdı. Hoca son 10 dakikada transfer. Evet, Ersan abi üstüne koya koya gidiyor performansı. Valla evet. Hop. Panama'dan sonra Costa Rica'da da harikalar yaratıyor. Her an yiyebilir, her an. Yemlerin peşinde. Ya şöyle 2-3 tane gelse de aynı anda mücadele etsek. Çok keyifli olur. Ama balık çok küçükse salalım. Küçük değil ya. Bence büyük abi, o kadar ufak değil. Haydi Ersan abi, evet, haydi. Salmalık bizim de senin. Yok, salmalık yok. Bugün doradalarını salalım, yarın tutarsak salalım. Küçük mü küçük? Abi küçükse salalım abi, almayalım küçük. Bu falan abi lezzetsiz abi, oluyor. Silahçı dur ya. Ya lezzetsiz oluyor abi, salın. Küçük bu ya. Bayağı küçük yani. Ah. Bak küçük geliyor baksana. Captain, can we release because it is small. Küçük yani baksana. Sorsana ben. Koltuğu biraz değilsin. Baksana küçük ya. Small. Abi. Küçük abi baksana. Öyle çok da ufak değil ya. Bence ufak abi. Abi nasıl ufak ya? Ha?
Bence iyi abi. Bak abi ya bak sen. Bak gözünü seveyim. Bir kilo fark. İktidar da. Fark fark var. Release please ha. Şey yapalım. Because it's small. Bir de gelip. Fark abi. Alalım abi. Bakayım şunu. Bak alalım. Şunu. Hey. Dur. Dur abi oraya. Sokmayın ya. Yavaşça alalım onu. Ver onu ben salayım bari. Tamam gel sen buraya. Ersan abi sağ olsun. Evet. Ersan abi öp de balığı gönder. Ay, evet. Tek aldı resmi. Tamam gidiyoruz. Vay. Oo füze gibi gitti vallahi. Evet sevgili dostlarım, harika bir av gününün daha sonuna geldik. Ekibin keyfi neşesi yerinde. Yorgun, bitkin, mayışmış haldeler gördüğünüz gibi. Neden? Çok güzel mücadele oldu bugün de. Çok keyif aldık. Hava çok güzeldi, avlar çok güzeldi ama bitiriyoruz bugünü. Videolar devam ediyor. Bir sonraki videoda yine görüşeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.